Lefke Avrupa Üniversitesi son 3 yılda öğrenci sayısı bakımından %100'e yakın bir artış sağladı. Rektör Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen gelişmenin devam ettiğini belirtti ve hedefimiz öğrenci çeşitliliği ve 10.000'in üzerinde öğrenciyle Lefke'yi tam bir üniversite kenti yapmak dedi. Ülkemizin en batısındaki üniversite olma özelliğini de taşıyan Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen Kanalsım'a verdiği özel röportajda üniversitenin gelişim süreci, yüksek öğrenim sektörü ve kendisinin de doğup büyüdüğü Lefke bölgesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. 3 yıl önce getirildi Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörlüğü göreviyle ilgili konuşurken duygulanan Yükselen, doğduğum yerde görev yapmaktan dolayı çok mutluyum. İnsanın toprakları içerisinde çalışması çok iyi ve faydalı olmak adına 3 yıldır gayret içinde uğraşıyoruz dedi. 3. yılımı doldurmak üzereyim Lefke Avrupa Üniversitesi'nde rektörlük görevimde. Söylediğiniz gibi 2007 yılında başka bir üniversitenin rektörü olarak ilk defa kendi memleketime hizmet edebilme şansı bulmuştum. Ardından da doğduğum yere Lefke'ye ve Lefke Avrupa Üniversitesi'ne hizmet edebilme şansı doğdu. 3 yıldır da bununla bu gayret içerisindeyiz. Tabii insanın doğduğu topraklarda, doğduğu yerde görev yapmasının çok ciddi faydaları var. Çok ciddi zorlukları da var. Biz işte bunları bir denge haline getirip elimizden geldiğince üniversitemiz için, bölgemiz için faydalı olma adına uğraşıyoruz. Elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen, yüksek öğrenim kurumlarının ayakta durabilmesi için eşik noktası dediği sayıda öğrenci kapasitesine ulaşması gerektiğini işaret etti ve biz bu eşik noktasına ulaştık. Ama daha yolumuz var. Önümüzdeki yıl öğrenci sayısı 8.000'e çıkacak dedi. Ben göreve geldiğimde 2013 yılından bahsediyorum. 13 yılının sonbaharından bahsediyorum. Takribi 3.700 öğrencisiyle eğitime başlamıştı. Bu tamamlamakta olduğumuz yılın başında 7.000'in üzerinde öğrenci ile eğitime başladık. Ve öngörüm odur ki bir sonraki dönem, yani birkaç ay sonra Ekim ayında yeni eğitim öğretim yılına 8.000 öğrencinin üzerinde. Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Mehmet Ali Yükselen, üniversitedeki öğrenci dağılımıyla ilgili bilgiler de verdi. Buna göre Lefke Avrupa Üniversitesi'ndeki öğrencilerin %80'i Türkiye'den gelirken, yabancı öğrencilerin oranı %11, okulda %9 oranında da KKTC vatandaşı öğrenci var. Rektör Yükselen, önümüzdeki yıldan itibaren 3. ülkelerden gelen öğrencilerin oransal olarak yükseleceğini belirtti. Yükselen, KKTC üniversitelerinde öğrenci sayısının artmasında en büyük payın Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu YÖK'e ait olduğunu da vurguladı. Kalarının değişmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin bir politika çerçevesinde daha çok desteklenmesinin bir sonucu olarak öğrenci sayısının arttığını düşünenlerdenim. Bu çerçevede bizim de YÖK'le ilişkilerimiz ezelden beri hep iyi olmuştur. O çerçevede devam etmiştir. Bir sıkıntı olmuyor. Zaten son 3 yılda 60'a yakın yeni program açtık, yeni bölüm açtık Lefke Avrupa Üniversitesi'nde. Bu iyi ilişkiler çerçevesinde devam ediyor bu çalışmalar. Bu şekilde olmasında da fayda vardır diye düşünüyorum. Çünkü hala daha öğrencilerimizin çok ciddi bir bölümü Türkiye'den gelen öğrenciler. Tamam, üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerle bunu çeşitlendiriyoruz ama rakamlara baktığınızda her üniversitenin en büyük girdisi Türkiye'den gelen öğrenciler ve bu çok çok uzun bir sürede bu şekilde devam edecektir diye. Nedir şu anda yüzdelikler? Lefke Avrupa Üniversitesi'nde %80 Türkiye, %11 yabancı, %9 yerli şeklinde ama bu yüzde bu yıldan itibaren değişerek yabancı öğrencinin yüzdesi artarak, Türk öğrencinin yüzdesi azalarak şekilde gidecek. Bu şu anlama gelmiyor. Türkiye'den daha az öğrenci alacağız değil de, Türkiye'den alacağımız öğrenci sayısı bir doygunluğa erişmek üzere, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin yabancı pazarlardan alacağı öğrenci sayısı artacağı için bu yüzde yabancılar lehine değişecek. Yani 8.000 ile 10.000 arasındaki öğrenci artışımızı daha çok yabancılarla yapacağız biz. Nedir pazar? Yani hedef kitleniz? Hedef pazarınız? Esasında bütün dünya bu noktada hedef kitlemiz. Ama
Özellikle Türkiye Cumhuriyetler, Afrika, Orta Doğu. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelere daha çok bu coğrafyadan öğrenci geliyor. Bizim de hedef kitlemiz bu coğrafyada ki yabancı öğrenciler. Yükselen öğrenci sayısının bir yere kadar önemli olduğunu da kaydetti ve kalitenin önemine vurgu yaptı. Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Mehmet Ali Yükselen bu amaçla Washington merkezi bağımsız bir kurum vasıtasıyla akreditasyon işlemlerine hız verdiklerini açıkladı. Washington Accord altında olan, dünyanın tanıdığı bir akreditasyon kuruluşu olan MÜREK tarafından 3 tane mühendislik fakültesi bölümümüz akredite edildi ve bu akreditasyonu alan yanlış bilmiyorsam topu topu 50 tane 60 tane üniversite var Türkiye'deki üniversitelerde dahil. Ne işi? Okulun kaliteye verdiği önemi anlatırken akademisyenlere yönelik bir araştırma fonu oluşturduklarını da açıklayan Yükselen, bunun ülkemizde bir ilk olduğunu söyledi. Rektör Yükselen, yeterli bir miktarda olduğunu söylediği fona yapılan başvuruların bilimsel bir kurul tarafından değerlendirildiğini belirtti. Yükselen, bilimsel makale yayımlama konusunda da bütün akademisyenlerin çaba sarf ettiğini, akreditasyon sürecinde bunun zaten kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu da vurguladı. Sayılardı herkes için. Esasında sayılar bu sene önemini yitirdi anlamında anlaşılmasın ama tabii ki her bir üniversitenin kendini idame ettirebilmesi için belli sayıda öğrenciye ihtiyaç vardır. Bunun altında olduğunuz zaman sıkıntılar yaşarsınız. Dolayısıyla ben buna bir eşik değer diyorum. Bu eşik değere kadar öğrenci sayısı için canlı gönülden böyle şekle uğraşmamız gerekiyor. Ondan sonra yatay büyüme dediğimiz, yani daha az bir şekilde öğrenci sayısının artacağı ve artmayacağı başka bir faz var. O fazda daha seçici olup kaliteyi artırmak gerekiyor. İşte Lefke Avrupa Üniversitesi içinde bulunduğumuz yıl bu faza girmiş hissetti kendisini ve gerekli çalışmalar yaptı. Nerede? Lefke Avrupa Üniversitesi'nin bir trend yakaladığını ve bunda kendisinin katkısı olduğunu anlatan rektör, üniversitenin 3-4 yıl içinde gelişip daha da oturacağını, gelişim için kapasite artırımı ve doğru tanıtımın önemli olduğunu kaydetti. Yükselen, gerek mütevelli heyeti, gerekse yerel ve merkezi yönetimin desteğinin önemine işaret ederek işbirliği içinde olmamız gerekiyor. Öğrenci dostu bir çekim noktası olması için çalışıyoruz, dedi. Bu konuda da yabancı öğrenciye, öğrenci getirebilmek için ciddi girişimlerimiz var bu yıldan başlayarak. Bu artarak devam edecektir. Üçüncüsü, Lefke'yi tam anlamıyla bir öğrenci kenti şeklinde görmek benim için bir, nasıl söyleyeyim, en önemli olaylardan bir tanesi. Yani bir Eskişehir örneği gibi, bir Oxford gibi, bir Cambridge gibi bütün şehrin öğrenciyle odaklaşmış, öğrenciyle yaşar hale geldiği bir şehir. Neler gerekir bunun için? Bunun için yerel yönetimin, merkezi yönetimin bu şekilde odaklanıp bu konuda yatırımlar için teşvikler vermesinden geçer. Ama bu sadece teşvikler olacak bir şey değil. Esasında insanlar bakıp gördükten sonra bazı hareketleri yapacaklardır kendiliğinden. Bunlar yavaş yavaş olmaya başladı. Biz bunlarda öncü olmaya çalışıyoruz. İşte bir sosyal tesis yapıyoruz. Belli bir standart tutturmaya çalışıyoruz. Bir misafirhane kompleksi projemiz var. Onu hayata geçirmek için uğraşacağız. Tüm bunları bölgede örnek olsun diye yapıyoruz. Sonra biz geri çekileceğiz tabii buralardan. Bunları özel işletmeciler alacak. Onlar götürecek. Ama Lefke'nin, Lefke yöresindeki bireylerin öğrenciyle kucaklaşmış bir şekilde yaşıyor olması benim en büyük hayalim. Böyle olmak da zorunda. Çünkü Lefke bölgesine baktığınızda takribi 12 bin civarında etrafıyla birlikte bir vatandaş var. Öğrencinin 10 bin olduğu dönemde birebir gibi bir orandan bahsedeceğiz ki bu dünyanın başka bir yerinde pek olası bir şey oran değildir. O zaman Lefke
Üniversitenin büyümesiyle birlikte bölgede emlak fiyatlarının yükseldiğini, barınma ihtiyacının arttığını ifade eden Mehmet Ali Yükselen, doğru yapılaşmanın önemine vurgu yaptı. Bu konuda Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya'nın kaygılarını paylaştığını ifade eden Yükselen, büyümenin sağlıklı olması gerektiğini söyledi. Yükselen, bununla birlikte gelişimin olmazsa olmaz olduğunu da belirtti. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin devlet bütçesinden aldığı katkı artmıştır. Ama artan öğrenci sayısıyla beraber de ihtiyaçlarımız da artmıştır. Dolayısıyla bu noktalarda biz çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Bunun zamanlamasını bu senede yapıp devlet yetkililerimizle bunu görüşeceğiz. Lefke Avrupa Üniversitesi'ne bakış noktasında esasında Lefke ve bölge halkına bakış diye değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Lefke Avrupa Üniversitesi'nin bölgeye yaptığı katma değer yılda 180 milyon TL'den bahsediliyor. Doğrudan ve dolaylı katkı noktasında. Böyle bir katma değeri yaratmak için 3 milyon, 5 milyon bir destek artışı Lefke Avrupa için bence çok da makul rakamlar gibi geliyor. Yani sisteme 3 milyon, 5 milyon gibi ek bir büt destek koyarak bu 180 milyonluk katma değeri bir şekilde hayata geçirebiliyorsak. Yani devletin yapacağı her kuruş katkı çarpanı etkisiyle, belki de 10 gibi düşünebilirsiniz. Genel bu verdiğim rakamlar da afaki rakamlar değil. Şu anda devam etmekte olan bir doktora çalışmasından derlediğimiz rakamlar. Yani bizim şu anda yüksek öğrenimle ilgili doktorasına devam eden bir yüksek öğretim doktor öğrencimizin rakamlarını